gelsin. Selam. Ne haber kızlar? Haberler sende. Yeni sevgilin hayırlı uğurlu olsun Selimciğim. Ha. Bu okulda da hiçbir şey gizli kalmıyor arkadaş. Niye? Sen gizli kalmasını mı tercih ederdin? Yok. Gizli kalmasını tercih etseydim şu an burada bunu konuşuyor olmazdık zaten. Oo, siz bayağı sevgilisiniz yani Serra'yla. Yani yeni başladık. Deniyoruz diyelim. Yuh be Selim. Bula bula Serra'yı mı buldun cidden? Niye? Burak ne olacak? Ne olmuş Burak? Biricik'in söylediklerini ne çabuk unuttun. Burak ve Serra arasında kesin bir şeyler var dedi. Hatırlasana. Zeynep, Biricik onu bir kere laf olsun diye söyledi. Ciddi değildi yani. Ayrıca aralarında bir şey olduysa bile o aşk meşk değildi ki. Niye kız herkesin içinde Burak'a tokat atsın o zaman değil mi? Yanılıyor muyum? Ha? Bugünlerde herkes her şeyi unutur oldu. Düne kadar Burak'ın kazası için suçluyorduk biz bu kızı. Hatırlatırım. Ne var yani Zeynep? Aa, ne mi var? Ha, utanmasan tuvalette sıkıştırıp tokat attığın kızı bize karşı savunmaya kalkacaksın. Tokat? Ne tokadı? Vereceksin Serra. Onun hesabını vereceksin kızım. Koşarak kaçacaksın Selim'in yanından. Koşarak. Gelebilir miyim? Tabii ki gelebilirsin. Soruyor musun bir de? Gel. Ne bileyim, sevgilim falan gelecektir. Kalabalık yapmayayım şimdi. Yok, gelmeyecek. Ha, yani var öyle bir şey cidden. Konuşulanlar doğru öyle mi? Yalnız var ya, okulun en yakışıklı, en popüler çocuğunu kaptın resmen. Nasıl oldu? Anlatsana. Yani seni o gün sınıfa çağırdığı gün mü oldu? Öyle abartılacak bir şey yok aslında. Yani büyük büyük laflar edilecek bir durum yok ortada henüz. Onu demek istedim. Sen bu soruyu çözebildin mi? Yok, ben de çözemedim onu. Dur bakayım. Hmm.
Serra. Ne haber? İyilik senden. Aşağıda buluşuruz. Selim'le birlikteyim misiniz? Bu okulda herkes Selim'i ve yaptıklarını mı takip ediyor? Ben anlamıyorum ki. Ben herkes değilim, Serra. Hem zaten konu Selim Kutlusay olunca her şey çok farklı yaşanır. Başka bir boyutta. Kişi kızında. Tabii sen şimdi dediklerimden bir şey anlamıyorsun. Normal, normal. Yaşadıkça göreceksin sen de. Öyle mi? Öyle. Selim'in içici gönül maceraları, hevesleri. En uzunu 10 gün falan sürmüştü sanırım. Bakalım senden ne zaman bakacak? Göreceğiz. Peki sen bu resmin neresindesin Biricik? Ben senin hiç tahmin bile edemeyeceğin bir yerdeyim Serra. Onun bu gönül maceralarından sonra dönüp dolaşıp geldiği sabit limanıyım. Anladın? Yok, anlamadım. Olsun, olsun. Onu da anlama. Yavaş yavaş öğrenirsin. Görürsün. Tabii sen şimdi bir şaşırdın. Haklısın ya, ne diyeyim. İşte arada aileler, özel yaşanmışlıklar. Selim'deki şeytan tüyü olunca ne yapayım? Gülüp geçiyorum. Görmezden geliyorum senin gibileri. Ne yapayım? Hülya'yı hatırla. Yaşadıklarına dayanamayıp intihara kalkıştı. Düşünsene. Yani bu filmi defalarca izlemiş biri olarak söylüyorum. Yani dikkat et. Fazla kapılma. Kaptırma kendini, tamam? Üzülürsün. Dikkat et. Ya da... Yok. Kısa mısa keyfini çıkart. Selim, ne haber? Neydik, yoktun? Evet, telefondaydım. Şu staj işini konuşuyordum da. Sorma ya, benim de onu bir an önce halletmem lazım. Ne diyorum sana? Gel birlikte gidelim Londra'ya. Bakarız Biricik ya. Ay, aklıma geldi. En son birlikte gittiğimizde olanları hatırlar mısın? Başımıza gelmeyen kalmamıştı. Ay aman aman aman, kimse duymasın, vallahi rezil olurum. Yok yok, merak etme. Ben bir şey duydum. Serra ile alakalı. Evet. Bir itirazın mı var?
Ya. Hayırlı olsun diyecektim. Gönül bu Selim. Otoda konar. Neyse. Yani şimdi bu senin laf halin mi oluyor? Ne yapayım? Huyum kurusun. Tutamıyorum kendimi. Neyse. Umarım en yakın arkadaşını karşına alacak kadar iyi bir insandır Serra. Değer. Biricik kusura bakmazsan gitmeden sevgilimi yakalamam lazım. Serra. Ya her yerde seni aradım. Ortalıktan kayboldun. Telefonlara falan da bakmıyorsun. Duymamışım. Çantamdaydı. Ders çalışıyorduk da biz. Öyle hiç bakmak gelmedi aklıma yani. Anladım. Dersler, okul, notlar önceliğim. Vakit kalırsa ara sıra seninle de ilgilenirim diyorsun. Öyle mi? Öyle diyorum. Burslu bir öğrenciyim ben. Bursumu kaybedersem ailemin beni okutacak bir okulu yok. Anladım da bir şey mi oldu? Sen kızgın mısın bana? Yo, ne alakası var canım? Bu tavır ne o zaman? Dersin yok mu senin? Var Serra, evet var. İyi dersler o zaman. Benim bu servisi kaçırmamam gerekiyor. İşimiz var bizim bu kızla. Selim Kutlusay'ın biricik sevgilisi. Bitmeyen aşkta yine yeniden. Biricik yazmışlar değil mi? Çok güzel. Ya Selim ne ara Serra'yı bıraktı da sana döndü? Ben artık takip edemiyorum ya. Saldım bu mevzuyu. Tatlısı. Siz çok büyüttünüz bu kızı gözünüzde, çok. Şu kızın elindeki benim termos değil mi? Vallahi o. Galiba evet. Ben bakacağım. İki gündür olaylardan paralize olduk. Kız hala termos peşinde. Kafa yiyeceğim ya. Pardon. Termosu nereden buldun acaba? Otoparkta buldum. Bak kimsenin olmadığını görünce de aldım. Yoksa senin mi? Evet, benimdi. Dudağımda uçuk yok. İstersen geri alabilirsin ha. Yok. Kalsın. Güle güle kullan. Otoparkta buldum. Sahipsiz diye aldım diyor. Ay bir de demez mi? Uçuğum yok, al kullan. Pis. Ay. Hah. Bu arada senin bir fake hesabın vardı Madame Secretary diye. Ne oldu ona? Ay. Ne gömerdik orada insanları, hatırlıyor musunuz? Evet ya, o vardı değil mi? Ama hacklendi hatırlıyorsanız. Nasıl ya? Ben sen geri aldın diye hatırlıyorum. Onu yanlış mı hatırlıyorum? Yok be, onunla mı uğraşacağım Allah Allah? Niye alayım? Yalnız var ya, bu hesap kimin eline geçtiyse öyle şeyler paylaşıyor ki takipçi sayısı uçtu gitti. Ben o kadar söyleyeyim size. Uf. Hadi ya. Allah. Bakayım kaç olmuş? Baksana. Çok iyi.
Okudun herhalde haberleri. Bak, onların tek bir kelimesi bile doğru değil. Tamam, bana açıklama yapmak zorunda falan değilsin ki sen. Bir kere öptün, iki kere evime bıraktın falan diye sevgili olmadık herhalde. Rahat ol yani. Ben rahatım da sen biraz gerginsin Sarı. Ben mi? Hı. Yani ben seni önemsemeseydim, sana değer vermeseydim, bana der geçerdim. Hadi ya, öyle mi? Sara, bu aramızda olanlar nereye yürür? Devam eder mi, başlamadan biter mi ben de bilmiyorum. Bir yere yürüyeceği falan yok. Öyle ufak bir heyecandı sadece. Ufak bir heyecandı derken? Yani. Biliyorum. Tamam, biliyorum, her şeyin daha çok başındayız. Yani büyük laflar etmek için ya da büyük anlamlar yüklemek için çok erken. Ama... Ama ben... Ama sen... Ben senden çok etkileniyorum. Keşke sen de bizlere ve yaşananlara bir şans versin. Satış yaptığın öğrencilere canım, anam, kankan gibi sıfatlarla hitap etmiyorsun. Anlaştık mı? Niye ki? Çünkü onlar müşteri, biz de çalışan. Ya müdürüm, şu kepi çıkarsak vallahi daha güzel olacak, ne olur. Dediğimi unutma, hadi işinin başına hadi. Derse daha var değil mi? Var, var da. Eda. Eda. Selam kızlar. Selam. Serra'yı tanıştırmama gerek yok herhalde. Herkes tanıyor. Günaydın, merhaba. Günaydın. Biricik, çıkan haberleri gördün mü? Hangi haberler? Hangi haberler olacak? Dün gece mekandan çıkarken bizi çektikleri fotoğrafların haberi. Yani yazmışlar bir şeyler de incelemedim. Evet, önemli bir şey değil zaten. Yalan dolan laflar. Öyle mi? Ha öyle. Allah'tan senin mekandan çıkarken böyle zil zurna sarhoş olduğunu, benim de seni mekandan zorla çıkardığımı yazmamışlar. Allah'tan. Şey, ben içeri gideceğim, bir şeyler alacağım. Ne istersin? Ne alayım sana? Kahve olur. Şey, kahvaltı falan ettin mi? Etmedim ama aç değilim. Kahve yeterli. Tamam, hemen geliyorum ben. Ben de geleyim. Hem Nazım'ın ilk iş günü, merhaba derim. Olur. Bir tane kahve alabilir miyim?